Aloha! Herkese merhabalar. The Binding of Isaac Rebirth'te devam ediyoruz. Bu bölümde bir challenge daha yapmak istiyorum. Highbrow'la başlayacağız. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi biraz değişik bir Isaac. Şimdi hemen bize verilen itemlardan bahsedeyim. Sol üst köşede Flash denilen kullanılabilir itemimiz var. Sifon demek Flash. Kullandığım zaman ne yaptığını görürsünüz. Hemen My Stuff yazan kısımda 4 tane bize, biri zaten şey, Flash. 3 tane bize Flash dışında item verdiğini görüyoruz. Birincisi Number 1, 1 numara. Isaac'in gözyaşlarının böyle sarı olup hızlı ve biraz daha kısa düşmesini sağlayan bir item. Ne yaptığını anlamışsınızdır. Yani sarı renkten dolayı. Onu geçiyorum. Anlamışsınızdır artık. Poop Bomb var. Yani dışkı bombası. Şöyle ki. Bombalarımız bu şekilde artık. Tüm odayı etkileyen bir zehir gazı salgılıyor. Ve E. coli var. Şu gördüğünüz böyle kıvrımlı şey gibi. Üçüncü sırada olan. O da herhangi bir düşman bize değdiği zaman dışkıya dönüşecek. Şöyle ki. Gördüğünüz gibi. Evet. Gayet boşaltım sistemiyle alakalı bir challenge. Ama... Yavaş yavaş. Ha, şu arkadaşlar mesela gri olduğu zaman dokunursanız eğer size zarar vermiyorlar. Ama biz onları dışkıya dönüştürebiliyoruz gördüğünüz gibi. Her zaman olduğu gibi bunları patlatıyorum. İçinden altın, mavi kalp, kırmızı kalp, her türlü bize yardımcı olabilecek kaynaklar çıkabilir. Challenge'larda diğer run'lardan farklı olarak şöyle bir şey var. Bazı challenge'larda item odaları yok. Ve shop'lar yani dükkanlar yok. O yüzden karakterinizi boss odasından çıkan item'larla veya boss odasından sonra eğer kırmızı kalp zarar almadıysanız şeytan odasından çıkan item'larla karakterinizi güçlendirmek durumundasınız. Nasıl vurdun sen bana oradan ya? The Heart, daha doğrusu o gördüğünüz simge. Bir tane kalp veriyor bize. Ve tüm kırmızı kalplerimizi dolduruyor. Şu lanet odasına da girelim. Bakalım güzel bir şey var mı? Bakalım. Bir tane kırmızı sandık. Güzel. Mavi kalp çıktı. Bu da o kadar güzel değil. Bomba çıktı. Tamam. Devam. Shop'a girelim. Altınımız var. Girmeseymiş hiç keşke. Şu gördüğümüz item bize 6 odalık bir şarjı var. Her kullanımda bize bir tane ilaç verecek. O yüzden çok da önemli değil aslında. Şurada bir tane çentikli kayamız var. Hemen patlatalım. Tamamdır. Odayı bitirdik. Boss'a girebiliriz. Isaac'in suratındaki sevinç, neşe ifadesini görebiliyorsunuz galiba. Bu number one'ın etkisi olsa gerek. Yani bir numara. Gurglings. Ler çıktı. Artık Gurgling'ler mi diyeyim? Gurgling's mi diyeyim? Bu arkadaşlar kili kili saldırıyor bize. O yüzden önce birisine odaklanıp birisini öldürdükten sonra diğerinin uzağından geçip böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Çünkü ikisi aynı anda saldırınca sıkıntı olabilir. Nereye gideceğinizi şaşırabilirsiniz. O yüzden ben şuna odaklanıyorum şu an. Nasıl vurmadı bana orada ya? Evet, stem cell kök hücre çıktı. Bir tane kırmızı kalp verecek ve şeylerimizin daha uzağa gitmesini, daha doğrusu daha hızlı gitmesini, gözyaşlarımızın daha hızlı gitmesini sağlayacak. Zaten hızlıydı, çok fark edilen bir değişiklik yok.
Sol üst köşedeki flash'ı kullanmadım yalnız bu bölümde. Nedense unuttum demek ki. Bu bölümde kullanalım onu. Hemen burada lanet odamız var. Güzel. Guppy'nin tasması çıktı. Guppy item'ı. İki tane daha Guppy item bulursak Guppy'ye dönüşeceğiz. Bundan önceki her bölümde olduğu gibi. Güzel denk geldi. Şimdi bu oda atari salonu ama değişik bir layout burada. Normalde burada gene bir tane kan makinesi olurdu. Ortada bir tane bul karayı al parayı olan bir tane dilenci olurdu. Burada da bir tane slot makinesi olurdu. Bu da değişik bir görüntü burada. Bir tane altın dilencimiz var. Bir tane anahtar dilencimiz var. Bir de kalp dilencimiz var. Yani bu arkadaşa altın vereceğiz, bize bir şeyler verecek. Anahtar vereceğiz, bir şeyler verecek. Kalp vereceğiz, bir şeyler verecek. Boss'u öldürdükten sonra bu arkadaşa geri dönmeyi düşünüyorum. Çünkü şu anda yaparsak Şeytan Odası şansımızı azaltacaktır. Ama buna dokunduğumuzda Şeytan Odası'nı azaltmayacaktır. Yani kırmızı kalp zarar aldığımızda Şeytan Odası çıkmıyordu yani. Bu o şeyden muaf. Şu makineyi kullanmak o kuraldan muaf. O yüzden biraz para kazanmak için mavi kalbiniz veya siyah kalbiniz varsa kırmızı kalbiniz önünde ya da yoksa bile kendinize güveniyorsanız, ben giderim böyle iki kalple diyorsanız kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir makine. Kuru kafaları patlattım çünkü içinden kart çıkabiliyor. Eğer açarsanız challenge'lardan rune çıkabiliyor. Bu challenge'ın ödülü de zaten bir rune olacak. Çok güzel bir rune olacak. Two of Hearts, hemen göstereyim ne olduğunu. Sağ alt köşedeki kart. Şu andaki kalbimin iki tane kalbim var. Çarpı 2 yapacak. Yani 4 oldu. Temperance kan makinesi verecek bize. The World tüm haritayı açacak. Açtı. The Chariot. Neyle gidelim? Temperance'ı kullanayım şuradan. Şöyle. Sonra geleyim buraya. Chariot'ı kullandığımız zaman hiç kimse bize dokunamıyor. Dokunulmaz oluyoruz ve şey, şunu da kullanayım. Dokunulmaz oluyoruz ve zarar veriyoruz dokunduğumuz herkese, tüm canavarlara. Sol üst köşede kullanılabilir item olan flash'ı, sifonu kullandım. Herkes dışkıya dönüştü. Bu challenge'ın ana teması bu. Ben bombalarımı ne zaman patlatmışım? Ha, kuru kafaları patlattık. Bombaları bitirdik tabii ki. Anahtarım da yok. Çok güzel. Boss'a gidelim. Hızlı adımlarla. Anahtar. Güzel. Hem anahtar hem bomba. Böylece hem gizli odamızı hem de shop'a girebiliriz, dükkana girebiliriz. Şunu alsam mı acaba? Alayım. Deck of Cards, kart destesi. Kullandığımızda bize bir tane kart verecek. The Lovers iki tane kalp verdi burada. Tamam. Bir de anahtar alalım, çıkalım buradan. Bir de şu arkadaşı ama patlatmayalım çünkü gizli odaya gireceğiz. O arkadaşı patlatmanın mantığı şeytan odası olasılığının artırılması. Yani şeytan odasının çıkma olasılığı. %10 daha fazla şans veriyor şeytan odasının çıkması için. İyi, güzel, iki tane adam bomba geldi. Patlatabiliriz. Şunu da patlatalım. Yani eğer kırmızı kalp zarar aldıysanız ve şansınız azalmıştır bayağı öyle olduğu zaman. Şeytan odası çıkma şansı bayağı azalıyor öyle olduğu zaman. Bu arkadaşları patlatarak şansınızı bir nebze yükseltebilirsiniz. Bazen böyle altın da verebiliyorlar. Bakayım. Tamam, gidelim ya. Boss'a gidelim. Kimmiş bakalım? Dingle. Başka bir şey olsa zaten şaşardım. Bu challenge'a da bu boss yakışır.
Kartı kullanayım. Böyle boynumuzda bir tane şey, boynumuz diyorum. Alnımızda bir tane boynuz çıkıyor. Ve önümüze geleni dağıtıyoruz. Şeytan odamız çıktı, çok güzel. Dog food, köpek maması, bir tane kalp verecek bize. Rotten baby, çürümüş bebek. Yanımıza yardakçı oldu. Mavi sinek atacak sürekli düşmanlara. Güzel, şimdi gidip kalp dilencisiyle alışveriş yapabiliriz. Trinket verdi. Ha bu arada bu challenge'da bir trinket daha var. Şu sol alt köşede gördüğünüz Petrified Poop. Yani poop değil tabii ki. Petrified Poop. Taşlaşmış dışkı Türkçesi. Bunu aldığınız zaman yerde gördüğümüz hani bu dışkılar, temizlediğim dışkılar vardı ya, nerede onlar? Var mıydı bu bölümde? Boss odasında vardı. Bir dakika. Evet, şu gözyaşlarıyla temizlediğim dışkıların içinden bu trinket varsa eğer bir şey çıkma olasılığı çok daha fazla artıyor. Şeydir, kalptir, mavi kalptir, kırmızı kalptir, altındır. Bunların hepsinin çıkma olasılığı artıyor. Bu çıkan trinkette kırmızı kalp çıkma olasılığını artıracak bize. O yüzden almayacağım çünkü gerek yok. Kart verdi. Pardon. Two of Spades anahtarlarımızı çifte katlayacak. Kaç tane varsa şu anda bir tane olduğu için şu anda kullanmak istemiyorum. Güzel. Çünkü 1 olduğu zaman 2 yapacak. 0 olsa da 2 yapacak. O yüzden en iyisi kullanıp ondan sonra anahtarı kullanıp ondan sonra kartı kullanmanız daha mantıklı. Çünkü bu sefer en azından 3 tane anahtarınız olmuş oluyor. Yani şu anda kullanırsam 2 tane anahtarım olacak. Ama mesela bir anahtarımı kullandım. 0'dayken de 2 yapıyor. 1'deyken de 1'ken de 2 yapıyor. Yani anahtarınız 0'sa da 1'se de 2 yapacak. O yüzden bir anahtarınızı kullanıp ondan sonra 0'ken kartı kullanmanız çok daha mantıklı. Tabii ki birden daha fazla anahtarınız varsa 4-5 tane falan, o zaman kullanmanız tabii ki daha makul. Bekleyip sonradan kullanabilirsiniz. Çıkan item Missing Page 2 bir tane siyah kalp verecek bize ve bizim kötülük istatistiğimizi artıracak. Biraz altın alayım kendime diyecektim. Patladı direkt bir dokunmayla. Güzel. Portable Blood Bank, taşınabilir kan bankası. Kan makinesinin yaptığı etkiyi taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Yani onu kullandığınızda size altın verecek ama yarım kalp karşılığında. Başka kalbimiz var burada. Şu boss odasında var. Alalım. Burada var mıydı? Yok. Beş tane altın bırakacağım kendime. Güzel. Gerek kalmadı 5 tane altın bırakmaya. Rotten meat, çürümüş et. Bir tane kırmızı kalp verdi bize. Hatta şunları da yapayım. 2 kırmızı kalp yeter bana. Tamamdır. Gidebiliriz. Bir dahaki bölüm inşallah Caves olur. Katakombs olmaz. Çünkü Caves daha kolay Katakombs'dan. Bakalım neymiş. Tabii ki Katakombs. Olsun. Ne yapalım. Rotten Baby gerçekten işinize yarıyor. Çünkü bu gönderdiği sinekler çok güzel zarar veriyor düşmanlara. Bazen sizin gözyaşlarınızdan bile daha çok zarar verebiliyor. O yüzden gördüğünüzde kaçırmayın derim. Bir anahtar almışım ben. O yüzden şunu kullanayım hemen. 4 anahtarımız oldu şimdi. Güzel. Yeter bize şimdilik.
Şu sol üst, şey sol üst diyorum. Hemen ortada üstte bir tane çentik bir kaya var. Onu patlatacağız şu arkadaşlar. İlgileneyim hemen. Bombamız da geldi, çok güzel. İki tane mavi kalp, güzel. Başka bir şey. Şurada ateş vardı. Tamam. Bir çentikli kaya daha var. Güzel, şanslıyız. İnşallah The Rock çıkar. Small Rock. Ama bombamız yok. Çok kötü. Sol üst köşedeki kullanılabilir item'ımı kullandım. Deste, kart destesini. High Priestess kartını verdi bana. Onu da hemen boss'ta kullanırız. Şurada bir tane çentikli var ya. Bize iki tane bomba lazım en azından. O yüzden dükkana girmemiz lazım bir an önce. Gerek kalmadı. Bir tane yine ihtiyacımız var. Buluruz bir yerden. Kalplerimizi fulllemişiz bu arada. Güzel. Gayet rahat rahat gidebiliriz. Bana dokunursan öyle kötü şeyler başına gelebilir. Lütfen. Bomba çıkmadı. Çok ilginç. Bombam olsaydı patlatacaktım orayı. Neyse. The Stars bizi şeye gönderecek. Gidelim. Item odasına gönderecek diyecektim. Challenge'larda item odası yok tabii ki. O yüzden bizi rastgele bir odaya gönderdi. Unuttuk tabii ki. Çünkü o kadar normal bir run gibi gelmeye başladı ki, normal bir oyun gibi gelmeye başladı ki challenge olduğunu unuttum. Şuradaki odayı da bitirelim ya. Bakalım. Belki bomba falan çıkar, diğer çentikli kayayı patlatırız. Bomba. Güzel. Güzel. Şimdi gözüm arkada kalmayacak. Gerek yokmuş. Ama içinde Small Rock denilen item de olabilirdi. Small Rock ne yapıyor? Gözyaşlarımızı çok çok güçlü yapıyor. Bu tüm itemların detaylarını açıklayan bir seri yapmayı düşünüyorum. Her item, her bölüm bir item üzerine olacak. Böyle detaylı detaylı hepsini anlatacağım inşallah. Güzel bir seri olacak. İzlemeye devam. The Peep. Buna karşı kullanmak bu kartı çok hoşuma gidecek. Evet, çok çok tatmin ediciydi. En sevmediğim, en gıcık kaptığım bosslardan. Hadi şeytan odası. Güzel. Blood Clot, kan pıhtısı. Şu anda gördüğünüz bir gözyaşımız normal sarı, az önceki gibi. Diğer gözyaşımız kırmızı ve daha uzağa gidiyor ve daha büyük. Yani bir tane gözümüzden çıkan gözyaşı normal, diğerine güç veriyor bu item. Daha güçlü, daha hızlı ve daha uzağa gitmesini sağlıyor. Yani yarı yarıya daha güçlüyüz şu an. The Nail çıktı, alalım onu. Önce şunu alalım ki siyah kalpleri almaya yerimiz olsun. Evet. The Nail ne yapıyor? Bir dahaki level'da göstereyim ne yaptığını.
The Nail çivi bu arada Türkçesi. Catacombs 2 atölye salonuna girelim. Şuradan biraz para toplayalım. Güzel, zenginiz. Şimdi burada girebileceğiz bu arada. Bir tane kalbimiz kaldığı için. Olur. Bir tane bomba var en azından. Bombamız yoktu. Boss Challenge Room burası. Bir tane kalbiniz olduğu zaman girebiliyorsunuz anca. Mega Fethi geldi ilk boss olarak. Bu arada bu düşmanlar bana dokunduğu zaman dışkı olma item'ı bosslarda işe yaramıyor. O yüzden hiç denemiyorum bile. Normal boss olmayan canavarlar dokunduğu zaman nasıl değdim ben ona ya? Boss olmayan item'ların değmesiyle sadece oluyor. Gene dokundum. Normalde hiç dokunmazdım ben onlara. Heyecan yaptım galiba. Evet, gidelim. Neyli gösterecektim ben size. Şöyle yapıyor. Şimdi gördüğünüz gibi görüntümüz değişti biraz. Bir oda boyunca bizi daha güçlü, daha hızlı ve daha korkutucu yapıyor. Şöyle ki. Ama diğer odaya geçtiğimizde bu etki yok olacak. Çünkü bir kullanılabilir item etkisi bu. Yani sol üst köşede gördüğünüz çivinin etkisi. 6 odalık bir şarjı var. Bu ne demek? Az önce kullandığım, yani az önce odada kullandığım etkiyi yeniden kullanabilmem için 6 odayı temizlemem lazım düşmanlardan. 6 şarj demek bu. Girelim. Güzel. Uçabilseydik keşke. Güzel güzel. Bombalar güzel. Şu üstteki büyük odaya girmeyi hiç istemiyorum aslında ama mecburen gireceğiz. Alttan devam edelim bakalım. Alt tabii ki çıkmaz sokak. O zaman Nail'la girelim. Bakalım ne var. Ha, çok da önemli değilmiş aslında ama yine de kullanalım. Ha, evet, Nail'ın diğer bir etkisi de, şöyle göstereyim şunları bir öldürdükten sonra göstereyim. Nail'ın diğer bir etkisi de dokunarak bu gördüğünüz şeyleri, mesela mantarları, kaya olsaydı burada kayayı da yok edecekti. Dokunarak bunları kırması. Yani önünde hiçbir şey duramıyor. Liberty Cap, bir mantar sol alt köşeye geliyor. Trinket. Oyunda mantar itemları var. Mantara benzeyen itemlar var. Mesela Minimaş gibi. Bunlar, bu trinket bu itemların etkisini random olarak %25 sanırım şansı, her odaya girdiğinizde o mantarın etkisini verebiliyor. O seriye başlarsam eğer, ki başlayacağım çok büyük ihtimalle, onu da açıklarım detayıyla. Patlatalım. Çünkü şeytan odasını istiyoruz. Treasure Map, hazine haritası, tüm haritayı açtı. Ama içinde ne olduğunu göstermiyor. Sadece haritanın krokisini diyeyim artık. Yani nerede dükkan var, nerede lanet odası var, nerede item odası var göstermiyor. Sadece hatlarıyla gösteriyor. Yani hangi oda nerede, yani ne kadar büyük oda var. Tüm haritayı açıyor. Bir dahaki level'a geçtiğimizde gösterir zaten. Görürüz zaten daha şey olarak.
açık görürüz. Burada zaten açmıştık. Haritanın çoğunu açmış olduğumuz için burada pek etkisi görülmedi. Bir dahaki level'da göreceğiz. Pek yapacağımız bir şey kalmadı. O yüzden boss'a gidiyorum. Dükkanda da bir şey yoktu. Çok güzel. Kimmiş bakalım boss'umuz? The Hollow, Larry Jr.'ın ölü versiyonu. Bu arkadaşlar oraya buraya çıkacaklar. Bir ara şey yapıyorlardı ama ağızlarından ateş ediyorlardı ama şeytan odası çıkmadı. Çok da şaşırmadım. Çünkü caves ve katakombs'da çıkması çok düşük bir ihtimal. Neden öyle bilmiyorum. Öyle saçma bir olay. Depths 1 burada çok büyük ihtimalle çıkacak burada. Ha bu arada haritanın etkisini göstereyim. Şöyle. Şunları öldüreyim de. Tüm haritayı açtı ama ne nerede bilmiyoruz. Dükkan nerede, item odası nerede, boss odası nerede bilmiyoruz. Yani tahmin edebilirsiniz aslında. Boss odası mesela şu sol alt köşede olan oda olabilir. Çok büyük ihtimal. Hani şurası tam. Boss odası büyük ihtimalle burada. Patlatalım belki bir şey çıkar. Neymiş? Hangman. Güzel. Bir oda boyunca uçmamızı sağlayacak kullanırsak eğer. Oo, kalabalıkmış burası. Ah. Sakin. Biraz daha verdiğimiz zarar biraz daha yüksek olsaydı çok daha rahat olurduk burada ama bakayım. 2 şu an. Yani yapacak bir şey yok. Hızlı atıyoruz gözyaşlarını ama zarar az olduğu için burada kullanayım ben onu. Burası çünkü çok kolay zarar görebileceğiniz bir oda. Okey. Gidebiliriz. Tüm odaları gezeceğim ben. Mecburen. Yani şu açtık gezmem lazım. Nereye gideceğimi biliyorum çünkü. Öbür türlü olsaydı rastgele girecektim bir yere ama. Şimdi teker teker hepsini gezeceğim. Bakalım burada ne varmış. Evet. Sırf şu kırmızı sandık için bu odayla uğraşacağım. Değmedi. Neyse. Sağlık olsun. Maceracı ruhumuz var. O yüzden bunu bir kayıp olarak görmüyoruz. Bu bir bize tecrübe. Ama yine olsa yine yaparım yani. Pişmanlık duyduğum bir şey değil yani. Belki ilaçlardan bir şey çıkar. Güzel bir şey çıkar ilaçlardan. Çıkmadı. Çıkmadı. Okey. Bunları patlatalım.
Death tüm odadaki düşmanlara zarar verecek. Justice bize değişik itemlar verecek. Death'i şurada kullanayım mı? Aynen böyle. Dükkanda güzel bir şey vardır inşallah. Lazım çünkü güzel bir şey. Şu merdiven var. Belki bir ihtimal. Alayım, paramız var nasıl olsa. Merdiven şöyle yapacak. Evet. Bir tane boşluk varsa eğer gitmeniz gereken yerle sizin aranızda. Buraya bir tane merdiven koyuyor. Ama böyle gidemezsiniz. Yani gördüğünüz gibi şuraya yapıyor. Böyle yapamıyorsunuz. Birden fazlaysa eğer karşıya geçemiyorsunuz. Sadece bir merdiven, bir boşluk varsa merdiveni koyabilirsiniz. Nereye gidiyorum ben? Ha, şuradan. Hemen patladı, bir şeye dayanamadı ya. Bana dayanamadı. Bomba odası çok güzel. Şurayı patlatayım. Şurayı da patlatayım. Çentikli kaya var mı? Var mı? Hiç bakmadık aslında. Yok. Tamam. Beyaz kalp çıktı. Beyaz kalbi alalım mı? Gerek var mı? Bence yok. Bu riske girmeye değmez ama uçabiliriz. Alayım. Aa, bunları dokunabiliyorum ben, evet. Şu arkadaşlar izin verirse eğer. Okey. Dokunup onları dışkıya çevirdim. Onlara dokununca size zarar vermiyor tabii ki. Hollow çıktı. Bu hollow ama şampiyon hollow. İçinden böyle patlayıcı çıkıyor. Biraz daha büyük normal hollow'dan. Ve böyle bir siyah bir aura var etrafında. Alayım. Sandığa gidebiliriz. Patlatmaya gerek yok, zaten gidebiliriz. Merdivenim var. Patlatacaktır neredeyse. Bunu patlatacağız ama. Yo, bunu da patlatmayabilirdik. Nedense bende bir şey var bugün. Evet, onu görmediniz siz. Öyle bir şey yok. Ben buradan geçtim. Bomba falan patlatmadım yani. Öyle bir şey yok. Devam. Monstro 2. Hemen şeytan olalım. Monstro 2 kendi çıkardığı arkada, yani kırmızı sinekleri kendisi de öldürebiliyor. Hem bu lazeriyle hem de üzerlerine atlayarak öldürebiliyor. O yüzden bunlardan kolayca kurtulmak için böyle bir teknik yapabilirsiniz. Aynen böyle. Ama onlar tabii ölünce etraflarına 4 ana yönde ateş bırakıyor. O yüzden ona dikkat edin. Şeytan odası. Evet. Güzel. Magic Scab, sihirli yara izi diyeyim artık. Kabuk ya da yara kabuğu diyeyim. Sihirli kabuk, yara kabuğu. Bir tane kalp verdi bize, kırmızı kalp, yukarıda görebileceğiniz üzere. Bir de şansımızı arttırdı. Şans istatistiğimizi arttırdı. Missing page 1, kayıp kayıp sayfa 1. Pardon, karıştırdım. Contract from below. Aşağıdan gelen kontrat Türkçesi. Bundan sonra çıkan her şey, altın, bomba, kalp ve anahtar çift çıkacak.
bunu aldıktan sonra. Ama biraz daha zorlaştı. Şampiyon düşmanların çıkma, şampiyon çıkma olasılığı daha fazla arttı şu an. Öyle bir dezavantajı var. Ama çok da önemli değil. Zaten şu anda herhalde gerçi damage'imiz çok, yani verdiğimiz zarar çok büyük değil ama artık bir şekilde halledeceğiz. Kalplerimiz çok. Bunu alınca daha fazla olacak. Ceremonial Robes, tören cübbeleri diyeyim artık. Tören cübbesi. 3 tane siyah kalp verdi bize ve biraz damage'imizi arttırdı sanırım. Öyle bir etkisi de vardı. Bunların hepsini teker teker anlatacağım detayıyla. Yeni yapacağımız seride. Burası son galiba. Anneyi öldürüp ödülümüzü alacağız. Ah! Çok ilginç. Kuru kafa gördün mü? Patlatıyorum ya, hiç duramıyorum. Alışkanlık. Bakayım, boss nerede olabilir? Ben Isaac oynadıysam kesin şu büyük odaları geçmemiz lazım. Yani sol tarafta değil ama yukarıda. Sol tarafta dükkan vardır. Dükkana gidelim önce, varsa eğer. Tam tersi de olabilir. Belki boss odası buradadır. Belli olmaz. Gördüğünüz gibi anahtar bir tane çıkacaktı. Az önce aldığımız contract from below, yani aşağıdan gelen kontratla iki tane çıktı. Au. Au. Çekme beni. Okey. Gerek yok ona. Evet. Shop buradaymış, dükkan. Rotten Baby, yani çürümüş bebekle çıkabilecek, müziği biraz arttırayım ya. Çürümüş bebekle çıkabilecek en güzel item bu arkadaşlar. Hive Mind. Ne diyebiliriz buna? Şu anda aklıma gelmedi. Hive Mind ne yapıyor? Eğer etrafınızda size yardımcı olan mavi sinek ve mavi örümcekler varsa eğer, onların boyutunu büyütüyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda iki katı daha büyük oldu ve büyük olması sadece büyük olması anlamına gelmiyor. Damage'ının da iki kat daha fazla olduğu anlamına geliyor. Boss buradaymış, çok ilginç. Yukarıya gitmemize gerek kalmadı. Item odası da olmadığı için burada hiçbir gitmemize gerek yok. Hiçbir anlamı yok gitmemizin. Hive Mind. Hive Mind. Türkçesi ne olabilir? Hive Mind aslında şey, arıların koloni olarak ve karıncaların, böceklerin genel olarak, yani koloni olarak beraber düşünmesi anlamına geliyor. Yani hepsi görevini bilip bir iş yapıyor ya, aslında Hive Mind bu. Yani bir merkezden düşünmek gibi düşünün. Yani Hive Mind koloni... Koloni düşüncesi mi diyeyim artık? Yani arılar bal yapıp kovana geri gelmeyi tamamen hepsi biliyor yani. Hiçbir şekilde bunlara öğretilme olmadı. Kendiliğinden biliyorlar içgüdüsel olarak. Karıncalar da aynı şekilde. Hive Mind bu aslında. Ama Türkçesini ben hatırlayamadım şu anda. O yüzden böyle saçma bir açıklama yapmak zorundayım. Her neyse, Türkçesini bir dahaki bölümde şey yapıp açıklarım burada. Ne aldık? Çengelliğini aldık. Bir tane kırmızı şey, siyah kalp verdi bize ve
gözdaşlarımızın atılma sıklığını arttırdı. Yani biraz daha hızlı atıyoruz ve damage'ini de arttırdı ayrıca. Evet, bu challenge burada bitiyor. Ödülümüzü alalım. Rune of Jera. Jera, şimdi runlar kartlar gibi işlev görüyor. Sağ alt köşeye gelecek. Bir kullanımlık. Jera yerde gördüğünüz her şeyi çift yapıyor. Yani bu her şeyden kastım. Kalp, altın, anahtar, bomba bunlar ve ayrıca pedestal item dediğimiz yani bir taşın üzerinde olan ya da bir sunağın üzerinde olan itemlar yani kullanılabilir itemlar. Item odasındaki itemlar, boss odasındaki itemlar gibi bu itemların hepsini çok pardon sandıkları itemlar değil çok özür dilerim. Bombaları, anahtarları, altınları ve sandıkları çift yapıyor. Yani mesela diyelim bir tane kırmızı sandığınız var odada. Kullandığınız zaman Jera'yı iki tane oluyor. Tekrar gelip bir tane daha Jera buldunuz ya da başka bir item var. Jera'yı iki kere kullanmanızı ya da istediğiniz kadar kullanmanızı sağlayan bir item var. Tekrar gelip bir daha yaparsanız bu sefer iki kırmızı sandığınız dört kırmızı sandık oluyor. Ya da diyelim bir altın sandığınız var, sarı sandığınız. Bir normal sandığınız var, bir de kırmızı sandığınız var. Az önce girdiğim boss odasındaki gibi. Onları o odada kullandığınız zaman onları mesela iki tane sarı sandık, iki tane normal sandık, iki tane kırmızı sandık yapıyor. O yüzden önemli bir run. Highbrow çok zor bir challenge değil. Şu üçüncü şey iki numaralı challenge. Yapıp bunu açın. Çünkü Jera çok önemli, çok yararlı bir run. İleriki bölümlerde zaten oyunu Jera ile kırmayı düşünüyorum. Eğer diğer item'ı da açabilirsek. Yani blank card denilen bir item var. Onu da açarsak eğer çok güzel şeyler olacak. Oyunu kırmak ne demek? Diğer bölümlerde göreceğiz inşallah. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Uzun günler, hoş geceler sizinle olsun.